açılsın, bakalım neler var. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdık. Yalanın çeşitli şekilleri vardır. Kuyruklusu, kuyruksuzu falan filanı. Gerçeği söylememek veya gizlemek veya yarım söylemek de bir çeşit yalandır Sayın Nebati. Sayın Nebati, ihracatta rekor kırdık. İthalatta Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığımızı da söylüyor musunuz? İthalatta Cumhuriyet tarihi rekoru nasıl kırıldı Sayın Nebati? Onun hikayesini anlatıyor musunuz insanlara? Buyurun. Bunu geçen hafta yayınladım aslında. Ama Sayın Nebati, siz bu açıklamayı yapınca bir tekrar etmek istedim. Ayrıntısını geçen haftaki yayınımda bulabilirsiniz. İhracat Mart ayında 3,3 milyar dolar arttı. İthalat 6,9 milyar dolar arttı Sayın Bakan. Buyurun. İlk 4 ayda ihracat 10,2 milyar dolar arttı. İthalat 25,6 milyar dolar arttı. İthalat Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Sizin hedefiniz neydi? Doları çıldırtarak 7 liradan buralara getirerek engelleyecektiniz. Merkez Bankası enflasyondan vazgeçti bunu engellemek için. Yarım gerçeği söylemek doğru bir şey değil. Çünkü biz burada bunun kayıtlarını tutuyoruz Sayın Bakan. Bu arada bu kadar değil. Bir de bunun enflasyon tarafı var. Buyurun dinleyelim. Enerji başta olmak üzere artan emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve yüksek taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Ve 2022 yılı bu tartışmalarla geçecek. Anlaşılıyor ki bu konular daha fazla ülkemizin gündeminde ve dünyanın gündeminde olacak. Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya. Ne dedik? Yalanın kuyruklusu var, kuyruksuzu var ama yarım gerçeği söylemek o da bir çeşit yalan. Neden? Çünkü evet dünyada enflasyon yükseliyor ama hiçbir yerde sizin gibi yöneticiler olmadığı için ehliyetsiz yöneticiler bu kadar ekonomiyi eline yüzüne bulaştırmadığı için hiçbir yerde bu kadar felaket yaşanmıyor. Buyurun, bunu da geçen hafta yayınlamıştım. Surinam'ı geçtik. Dünya Enflasyon Ligi'nde 6. sıradayız. Surinam'ı geçti Türkiye. Dünyada enflasyonu en yüksek 6. ülkeyiz. G20'nin birincisi, Avrupa şampiyonu. Futbolda Avrupa şampiyonu olamadık ama enflasyonda Avrupa şampiyonuyuz. G20'nin lideriyiz. OECD'nin lideriyiz. Dünyada da 6. sıradayız. Zimbabwe, çekil aradan. Türkiye geliyor, ilk 5'e gireceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz diye iddiada bulundunuz. Türkiye'yi enflasyonda dünyanın ilk 5'ine sokma hedefiyle hızla ilerliyorsunuz. Çok kısa bir süre kaldı. Hızla geliyoruz. Bu da TÜİK rakamlarıyla. Bu sırada dünyada da enflasyon yüksek, dünyada da enflasyon yüksek. Yok Avrupa'da şöyle, yok burada şöyle, böyle. Buyurun Almanya. Almanya'da Mart enflasyonu 7,30'du. Nisan'da 7,40 oldu. Bakın 7,30'dan 7,40'a. Ya enflasyon Türkiye'de 0,1 artsa sevinçten zıplarız olduğumuz yerde. Türkiye'de 61'den 69,97'ye geldik. 61,14'ten 69,97'ye. Almanya'nın yıllık enflasyonu 7,40 yıllık. Sizin ülkenizin bir aylık enflasyonu 7,35. Adamların 12 aylık enflasyonu 7,40. Yalan söylemeyi bırakın artık. Gözümüzün ışığını söndürdünüz. Gözümüzün ferini söndürdünüz. Ha, gözümüzün ferini söndürdünüz de gerçekleri söylemeye devam etmeyeceğiz mi? Edeceğiz. Bakın enflasyonun başka bir yüzü daha var. Nedir? Buyurun Sayın Nebati sizin için. Sayın Nebati özel bölümü. sevdiğim bir dostum var, Özcan Kadıoğlu. Özcan Kadıoğlu gerçekten çok iyi bir ekonomist. Kendisini takip ederseniz herkesin anlayacağı bir dilde ekonomi bilgileri veriyor. Özcan Kadıoğlu diye ararsanız sosyal medyada bulabilirsiniz kendisini. O dünyada gıda fiyatları arttığı için bizde de artıyor diyorlar. Dünyada gıda fiyatları ortalama 29,8 artmış. Bizde bunun kaç katı diye sormuş. Şimdi onun verileriyle, Özcan Kadıoğlu'nun verileriyle sizinle paylaşıyorum. Dünyada gıda enflasyonu %29,8. Bakın 29,8. Bütün dünyada yüksek artıyor. Türkiye'de ne kadar? 89,1. Peki bunun ayrıntısında neler var? Emin Çapa biraz ayrıntısını ver. Çünkü Özcan Kadıoğlu vermiş. Buyurun, veriyorum. Son 12 ayda dünyada et, bakın et fiyatları %16,9 artmış. 17 diyelim. Türkiye'de %94,2 artmış. Dünyada 12 ayda et fiyatı %17 artmış. Türkiye'de %94,2 artmış. Buyurun, süt ürünleri, süt ve süt ürünleri enflasyonu. Dünyada %23,5 artmış. Türkiye'de %61,5 artmış. Nisan sonu itibariyle bu arada bir zam daha var biliyorsunuz. Çok ciddi bir zam. Bitmedi. Tahıl. Özcan Kadıoğlu onu da hesaplamış. Tahıl ürünlerindeki fiyat artışı ne? Dünyada ciddi bir artış olmuş. %34,3 dünya için çok yüksek. Oralarda bizimkiler gibi yöneticiler yok. Dehşet verici artışlar bunlar. Türkiye'de %141. %141. Bir daha söylüyorum. Bitti mi? Bitmedi. Özcan Kadıoğlu ayrıntılı ayrıntılı hesaplamış. Nedir? Yağ. Dünyada yağ fiyatları %46,4 artmış. Dünyanın büyük üreticileri savaşta biliyorsunuz, Ukrayna ve Rusya. %46,4. Türkiye'de %96,1. Aradaki fark Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Nebati, sizi katmıyorum zaten. Çünkü Türkiye'de ne siz bakansınız, ne Sağlık Bakanı, ne Ekonomi Bakanı, ne Dışişleri Bakanı, ne Savunma Bakanı, ne şu ne bu. Bir kişi karar veriyor. Şey, hepimiz biliyoruz, aramızdan yalanı kaldıralım derdi bir dostum. Ve şeker. Şeker fiyatı Türkiye'de hükümet tarafından kontrol edilen, iktidar tarafından kontrol edilen bir şey. Şeker fiyatı dünyada %21,8 artmış. Bakın 21,8 dünyada. 22 diyelim. Türkiye'de ne kadar artmış? %114,4. Bu ne demek? Bu şu demek. Ülke o kadar kötü yönetiliyor ki dünyadan kat be kat fazla enflasyona katlanıyor halk. Peki önümüzdeki aylarda gıda enflasyonu düşecek mi? Acı haberi TÜİK verdi. Düşmeyecek. Buyurun, bir de önümüzdeki aylara ilişkin size kara haberleri vermeye devam edeyim. Ne yapalım? Verdik oyu, göreceğiz etkiyi. Türkiye İstatistik Kurumu çiftçinin üretim yapmak için katlandığı maliyetleri yayınladı. Buna göre sadece Nisan ayında, bakın Nisan ayında, bir ayda çiftçinin üretim yapmak için katlandığı maliyet %17,76 artmış. Bir aylık artış. Bir ayda meyve yetiştirmek için maliyet Nisan ayında 61,29 artmış. Sebze, bildiğiniz sebze artmak için, üretmek için maliyeti, çiftçinin maliyeti 42,69 artmış. Ucuz meyve sebze yiyeceksiniz, müjde size. Son 12 ayda ne olmuş Emin Çapa? Son 12 ayda çiftçinin, köylünün gıda, yani tarım ürünü üretmek için maliyeti toplamda %118,53 artmış. %118. Lifli bitkiler %295,72. Sebze %248. Sebze üretme, yani domates, biber, patlıcan neyse onları üretme maliyeti %248 artmış çiftçinin. Siz nasıl ucuza domates yiyeceksiniz yaz gelecekte? Tahıl, baklagil %135. Meyve üretme maliyeti %122,94 artmış. TÜİK sadece bunu yapmıyor. TÜİK bir de şunu söylüyor. Nohut üretmek, fasulye üretmek, taze fasulye üretmek, ne bileyim kuru fasulye üretmek, mercimek üretmek, kırmızı, yeşil mercimek hiç fark etmez. Bunları üretmek için çiftçi ne kadar para harcıyor? Bir kilosunu üretmek için. Bunu bile hesaplıyor. Ben şimdi size birkaçını göstermek istiyorum. TÜİK'e göre Nisan 2021'de yani geçen sene 1 kilo nohut üretmenin maliyeti 5 lira 13 kuruşmuş çiftçiye. TÜİK verisi. Bu sene 12 lira 36 kuruş. 12 lira 36 kuruş. Şimdi siz nohutu ucuza yiyeceksiniz. Öyle mi? 1 kilo nohut üretmenin maliyeti 12 lira 36 kuruş olmuş ya. 1 kilo. Kaçtan yiyeceksiniz nohutu? Bunun nakliyesi var. Soğuk hava deposu var, saklaması var, aracısı var, halcisi var. Pazarcısı, manavı var. Üstüne vergisi var. Siz de nohutu ucuza yiyeceksiniz. Öyle mi? Buyurun. 1 kilo ayçiçeği üretmenin maliyeti. Nisan 2021'de geçen sene 6 lira 24 kuruşmuş. Bu sene 11 lira 65 kuruşa gelmiş. %87 artmış. %87. Çiftçinin 1 kilo ayçiçeği üretme maliyeti %80. Biz de ucuza ayçiçek yağı yiyeceğiz. Öyle mi? Buyurun. Bir demet marul geçen sene 2 lira 51 kuruşa üretiyormuş çiftçi. Bir demet marulu, kıvırcık marul. Bu sene 6 lira 76 kuruş. %169 artmış çiftçinin marul üretme maliyeti. Marul, salata. Yemekten bile saymayız biz. Bizim için nedir? Garnitürdür. Yemeği yanında yeriz. 6 lira 76 kuruş. Zor yeriz. Buyurun. 1 kilo hıyar üretme maliyeti. Burada da bir şey anlatmadan geçemeyeceğim. Çiftçinin üretim maliyetini hesaplarken buna hıyar diyor TÜİK. Ama enflasyon tarafında salatalık oluyor birdenbire. Yani enflasyonu hesaplarken kaç lira diye fiyatına bakarken salatalık diye yazıyor TÜİK. Çiftçinin üretim maliyetini hesaplarken hıyar diyor. Hıyarın geçen sene Nisan ayında 1 kilosunu üretmek için çiftçi 1 lira 93 kuruş maliyete mal oluyormuş, harcıyormuş. Bu sene 6 lira 55 kuruş. Artış %239. 239 çiftçinin hıyar üretme maliyetinin artışı. Kaç liradan yiyeceğiz biz hıyarı? 1 kilo patates. En vahimlerden biri bu. Çiftçi geçen sene Nisan ayında patates, 1 kilo patates üretmek için 88 kuruş harcıyormuş. Bu sene 4 lira 18 kuruş. 377. Patates niye pahalı diye sakın söylenmeyin. Çiftçinin maliyeti 4 lira 18 kuruş ya. Ve bitmedi. Domates. Domates, geçen sene 1 kilo domates için çiftçinin harcadığı para 2 lira 25 kuruşmuş. Bu sene 9 lira 63 kuruş. Bir yıllık artış %328. %328. Yahu adam 9 lira 63 kuruşa mal ediyor. Size gelene kadar fiyat fırlıyor tabii ki. Saklanacak çürüğü var, onlar ayıklanacak. Aracısı var, halcisi var, manavı, pazarcısı. Çiftçi de herhalde bunun üstüne azıcık da olsa kar koyacak. İşte bu. Buyurun şimdi. Çiftçinin maliyeti kaç lira, siz kaç liraya alıyorsunuz? Kaç liraya alıyorsunuz kısmını manavdan almadım. TÜİK. İkisi veri de TÜİK. Çiftçinin maliyeti de TÜİK'ten. Sizin alışınız, TÜİK manava gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz ve ucuz. İşte o TÜİK manavın fiyatları bunlar. Çiftçinin maliyeti 6 lira 76 kuruş Nisan itibariyle. Tüketicinin alışı 12 lira 41 kuruş. Çiftçi 6 liraya mal ediyor. Tüketici 12 lira 41 kuruşa alıyor. Buyurun. Çiftçinin hıyar üretme maliyeti 6 lira 55 kuruş. TÜİK'in yazımıyla söylersek tüketicinin alışı salatalıkta 13 lira 44 kuruş. 13 lira 44 kuruş. Patatesi çiftçinin maliyeti 4 lira 18 kuruş Nisan ayında. Tüketicinin alışı 8 lira 40 kuruşmuş. Ve TÜİK'e göre domatesi çiftçi 1 kilo domatesi 9 lira 63 kuruşa üretiyor. Tüketicinin alışı 18 lira 53 kuruş. Emin Çapa, bunları niye söyledin? Şundan söyledim. 18 lira 9 liradan 18'e 2 kat, size öyle gelebilir. Ama çiftçi de bunu herhalde 9 lira 63 kuruşa mal ettiği şeyi 9 lira 63 kuruşa satmayacak. İzninizle o da bir kar edecek. Üstüne efendim nakliye binecek. Aracı bir kar edecek. Üstüne soğuk kaba deposu girecek. Üstüne bunun bir kısmı çürüyecek, atılacak. Üstüne manav, üstüne hal, üstüne pazar, üstüne vergi falan deyince bu 18 lira çok değil. Yani enflasyon için suçlu arıyorsanız Recep Tayyip Erdoğan'a bakacaksınız. Tarım Bakanı'na bakacaksınız. Maliyeti düşüreceksiniz. Maliyeti düşürün, enflasyonu düştüğünü görürsünüz. Ama bu politikalarla değil. Yani önümüzdeki dönemde de enflasyon düşmeyecek Sayın Nebati. Ve halkım, enflasyon düşmeyecek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan hatasında ısrar ediyor. Şimdi o tarafta öyle ama Recep Tayyip Erdoğan bir şey daha yapıyor. Ben size ne dedim? Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tarihinin